sin alfa bölü 1 eksi tanjant alfa artı kosinüs alfa bölü 1 eksi kotanjant alfa ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu benim en çok sevdiğim soru tipi. Niye biliyor musunuz? Bu soruyu çözerken hiç düşünmenize gerek yok çünkü. Acaba ne yapsam, ne etsem, neler neler etsem gibi düşüncelere girmenize gerek yok. Ne yapacaksınız? Tanjant yerine sin bölü kos, kotanjant yerine kos bölü sin. Payda eşitle zaten cevap kendiliğinden çıkıyor. Hiç düşünmenize göre gerek yok. Mesela şuralarda bir yerde sekant olsaydı onun yerine bir bölü kosinüs. Kosekant olsaydı onun yerine bir bölü sinüs yazacaktım. Payda eşitleyecektim cevap çıkacaktı. Şimdi bakın burada da öyle olacak. Sinüs alfayı aynen yazıyorum. Şöyle birazcık erin eringeçlik yapayım. Sinüs alfa yerine s alfa yazalım. Bir eksi tanjant alfa yerine de s alfa bölü k alfa. Yani bu k alfa. Yani sinüs alfa bölü kosinüs alfa böyle yazalım. Artı kosinüs alfa bölü 1 eksi kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Şimdi payda eşitliyorum. Hiç düşünecek bir şey yok ha. Payda eşitleyin. Sinüs alfa bölü. Şimdi payda eşitliyorum burada ne geldi? Kosinüs alfa eksi sinüs alfa bölü kos alfa geldi mi? Artı hemen burada payda eşitliyorum. Kosinüs alfaya dokunmuyorum. Ne oldu burası? Sinüs alfa eksi kosinüs alfa bölü sin alfa geldi mi? Şimdi ne yapacağım? Şu arkadaşı ters çevirip yukarıdaki ile çarpacağım. O zaman sin alfa çarpı kos alfa bölü kosinüs alfa eksi sinüs alfa artı ters çevirip çarptım sin alfa kos alfa sinüs alfa eksi kosinüs alfa. Şimdi dikkat edin paydayı birbirine benzetebilirim. Birisi kosinüs alfa eksi sinüs alfa diğeri sin alfa eksi kos alfa. O zaman ben şu aradaki artıyı eksi yapsam. Değil mi? E buna karşılık da şu arkadaşın paydasını da eksiyle çarpsam. Yani sin alfa eksi kos alfayı cos alfa eksi sin alfa yapsam bir zarar olur mu? Ne yaptım? Mesela 4'ten 3 çıkaracağıma 3'ten 4 çıkarttım. Önüne de bir tane eksi koydum. Eksiyle çarptım. Bir şey fark eder mi? Bu da bir, Bu da bir değil mi? Hiçbir şey fark etmez. Dolayısıyla sinüs alfadan kosinüs alfa çıkartacağına yerlerini değiştirdim. Buna karşılık önündeki artıdan ne yaptım? Eksi yaptım. Amaç ne? E amaç şu. Bu, bu vatandaşın da paydası cos alfa eksi sin alfa ya. Ha ne olsun paydaları aynı payları birbirinden çıkartayım değil mi? O zaman artık paydalarımız aynı olduğu için kosinüs alfa eksi sinüs alfa diye paydan payı çıkarabilirim. E, sin alfa cos alfadan sin alfa cos alfayı çıkartırsam geriye ne kalır? Sıfır mı? Ha sıfır neye bölerseniz bölün cevap sıfır. Demek ki aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Bakın bu tip bir soru görürseniz hiç korkmayın, hiç üzülmeyin, hiç erinmeyin. En önemli kısmı erinmeyin. Oturacaksınız, özdeşliğin diğer karşılığını yazacaksınız. Mesela tanjant görürseniz sin bölü kos alfa, sekant görürseniz 1 bölü kos alfa yazacaksınız. Sonra erinmeden payda eşitleyeceksiniz. Ya hocam bu çok uzadı aman Allah'ım falan demeyeceksiniz. Yapın işlemi. İşlemi uzatsanız bile eninde sonunda eğer doğru hamleleri yapıyorsanız doğru sonuca ulaşırsınız. Onun için en sevdiğim soru tipi bu. Yanlış çıkma ihtimali yok. Yeter ki işlem hatası yapmayın ve erinmeyin. En önemli kısım o. Evet ne dedik? Cevabımız 0 yani B şıkkı. 1 artı sekant alfa bölü 1 eksi tanjant alfa artı 1 artı kosekant alfa bölü 1 eksi kotanjant alfa ifadesinin eşiti. Aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bana. Şimdi bu testteki 17. sorunun videosunu izlediyseniz size ne dedim? Bu tip soruları çözerken erinmeyeceksiniz dedik değil mi? İşte bu donlardan birisi. En sevdiğim soru tipi hiç erinmek yok. Ne yapacağım? Sekant yerine 1 bölü kos. Tanjant yerine sin bölü kos yazacağım. Kosekant yerine 1 bölü sin. Kotanjant yerine de kos bölü sin yazacağım. Payda eşitleyeceğim. Toparlayacağım. Çıkartacağım. Neyse artık o işlemleri yapacağım. Cevap çıkacak. Sadece ama sadece erinmeyeceğim. Ama çok uzunmuş bu demeyeceğim. Hadi başlayalım. 1 artı sekant neydi arkadaşlar? 1 bölü kosinüs alfa. Bölü 1 eksi tanjant neydi? Sin alfa bölü kos alfa artı 1 artı kosekant neydi? 1 bölü sinüs alfa bölü 1 eksi kotanjant neydi? Kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Hadi payda eşitleyelim. Şuradan başlıyorum. Kos alfa çarpı 1 kos alfa artı 1 bölü kos alfa bölü payda eşitliyorum kos alfa çarpı 1 kos alfa pardon kos alfa eksi sin alfa bölü kos alfa artı payda eşitliyorum sin alfa çarpı 1 sin alfa artı 1 bölü sin alfa payda eşitliyorum sin alfa eksi kos alfa bölü sin alfa sonra dikkat edin paydalar aynı değil mi ha, kos alfa kos alfa gitti sin alfa sin alfa gitti o zaman burada ne kaldı kosinüs alfa artı 1 bölü Kosinüs alfa eksi sinüs alfa artı burada ne kaldı? Sinüs alfa artı 1 bölü sinüs alfa eksi kosinüs alfa. Ha şimdi bakın tekrar payda eşitlemem lazım ama gerek yok sanki değil mi? Böyle çok pratik bir şekilde payda eşitleyebilirim. Nasıl? Şu sin alfa eksi kos alfa ya. Onu şöyle yazsam. Kos alfa eksi sin alfa yazsam. Ama buna karşılık da şu aradaki artıyı eksiye dönüştürsem. Bir şey fark eder mi? Etmez değil mi? Yerlerini değiştirdim. Ne eksi koydum? E, artı vardı, artı ile eksi'nin çarpımı ne oldu? Eksi. Şimdi ne oldu? Paydalar eşit oldu. O zaman artık paydalarımız ortak, payları birbirinden çıkartabiliriz. Hadi çıkartalım. Kosinüs alfa artı bir eksi dağıtarak çıkartıyorum. Eksi sinüs alfa ile artı birin çarpımı eksi. Bir. Ha birler gitti mi? Ha yukarıda ne kaldı? Kos alfa eksi sin alfa. Aşağıda orada da kos alfa eksi sin alfa bölersek bir aradığımız cevap. D şıkkı. Bakın ne kadar kolay bir soru. Payda eşitledim. Çıktı. Sadece birazcık işlemsel eziyeti var. Ona da erinmeyeceksiniz. O eziyete katlanacaksınız. Aradığımız cevap D şıkkı. Mutlak değer 1 eksi kosinüs alfa eksi mutlak değer sinüs alfa eksi 1 artı kosinüs alfa ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir denilmiş. Evet kolay bir soru. Sadece burada şu mutlak değerin mantığını bir hatırlamak lazım. Neydi oradaki mantık? Mutlak değerli bir ifade. Mesela mutlak değer x olsun. Ne yapıyordu? İki farklı şekilde çıkabiliyordu. Bir x diye yani olduğu gibi bir de eksi x diye. Ne zaman x diye çıkıyordu? İçerideki ifade pozitifti. Ne zaman eksi x diye çıkıyordu? İçerideki ifade negatifse doğru mu? Bu mutlak değer mantığını hatırlarsanız soru gayet kolay. Mesela 1 eksi kosinüs alfa ifadesi her zaman pozitif bir ifadedir. Hocam nereden biliyoruz? E hatırlayınız arkadaşlar kosinüs alfa dediğimiz şey eksi 1 ile 1 aralığındaydı doğru mu? E dolayısıyla 1 eksi kosinüs alfanın gidip de negatif çıkması mümkün değil. Yani kosinüs alfanın birden büyük bir şey gelmesi Mümkün değil. E hocam 1 çıksa ne olur? Yani kosinüs alfa 1 olsa ne olur? O zaman burası 0 olur. E da arkadaşlar ha pozitif çıkmış ha negatif çıkmış. Bir şey fark eder mi? Çünkü artı çarpı 0 Gene sıfır. Eksi çarpı sıfır. Gene sıfır. Dolayısıyla o sıfır değerine çok da fazla kafa takmamıza gerek yok. Ben neyi biliyorum? Bir eksi kosinüs alfa ifadesi pozitif bir ifadedir. Çünkü kosinüs alfanın birden daha büyük olma bir şansı yok. Olsa burada gösterirdik değil mi? O zaman bura pozitif olduğu için dışarı ne yapacak? Aynen çıkacak. Yani bir eksi kosinüs alfa olarak. Peki gelelim buraya. Sinüs alfa eksi 1'e. O zaman bu da aynı mantıkla her zaman ne olmalı? Negatif. Çünkü sinüs alfa da arkadaşlar bu aralıktaydı. Doğru mu? Dolayısıyla sinüs alfanın birden büyük olma ihtimali yok. E, sinüs alfa birden büyük olamazsa da sinüs alfa eksi 1 pozitif olamaz. O zaman negatif. E ne oldu peki ifade negatifse dışarı çıkarken önüne eksi alıyor. E, bir eksi de arada var. Ha, artı sinüs alfa eksi 1 oldu. Ne yaptım? Dışarı çıkartırken önüne eksi alacak dedim. Ama bir eksi de arada olduğu için ne oldu? Artıya dönüştüm. Peki artı kosinüs alfa. Zaten orada hiçbir şey yok. Olduğu gibi yazdık. Ha, bakınız eksi 1 artı 1 gitti mi? Eksi kos alfa artı kos alfa gitti. Geriye ne kaldı? Sinüs alfa. Yani aradığımız cevap A şıkkı x artı y pi bölü 2 olmak üzere tan x artı tan y eşittir k eşitliği veriliyor. Buna göre cos x çarpı cos y'nin k türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi ben ne biliyorum? Tanjant x ile tanjant y'nin toplamının k olduğunu biliyorum. Peki x ile y arasında nasıl bir ilişki var? x ile y'nin toplamı da 90 dereceymiş. o zaman şöyle bir güzellik vardı onu hatırlayabiliriz. Birbirini 90'a tamamlayan açıların Tanjantı kotanjantına eşitti değil mi? O kuralı uygulayabilir sanki? Mesela örnek vermek gerekirse tanjant 20 derece kotanjant 70 dereceye eşitti. Doğru mu? Birbirini 90'a tamamladığı için tanjantı kotanjantına eşitti. İşte tanjant 40 derece kotanjant 50 dereceye eşitti. E şimdi x ile y de birbirini 90'a tamamlıyorsa şuradaki tanjant y yerine ben istersem Kotanjant x yazabilirim. Peki burası ne? Bu da tanjant x. Ha ne oldu şimdi? Tanjant x artı kotanjant x eşittir k oldu. E peki tanjant x dediğimiz şey sin x bölü kosinüs x değil mi? E kotanjant x dediğimiz şey de kosinus x bölü sinüs x değil miydi? E payda eşitleyelim. Burayı sinüs x ile burayı kosinus x ile. Sinüs x çarpı sinüs x sin kare x. Artı kosinüs x çarpı cos x kos x bölü payda eşitleyince ne oldu burası? Kos x çarpı sin x eşittir k. Peki sin kare x artı kos kare x. Bunu çok iyi biliyoruz değil mi? Trigonometride bunu bilmeyeni dövüyorlar arkadaşlar. Dikkat. Sin kare x artı kos kare x 1'e eşitti. Bölü kosinüs x çarpı sinüs x. O da eşittir k. Mı? O zaman yerlerini değiştirin. Meğerse kosinüs x çarpı sinüs x neye eşitmiş? 1 bölü k'ya. E bana neyi soruyor? Ha bana kosinüs x çarpı kosinüs y'yi soruyor. E olsun. Bu özellik sinüsle kosinüs arasında da geçerli değil mi? Yani sinüs 20 kosinüs 70'e eşitti. Birbirini 90'a tamamlıyorsa sinüsü kosinüsüne eşitti. O zaman şu kosinüs y yerine ben x ile y birbirini 90'a tamamlıyor ya sinüs x yazabilirim. Ha meğerse bana kosinüs x çarpı sinüs x'i soruyormuş. E bulduk. 1 bölü k. Demek ki aradığımız cevap a şıkkı gelecektir. A kosinüs x'e B de sinüs x'e eşit olmak üzere A üzeri 4 eksi B üzeri 4 eksi 5'e kare eksi 3B kare artı 2 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi soru çözmeden önce size bir hatır yapmam lazım benim. Onu hatırlatınca işler kolaylaşıyor. Neydi o? X kare eksi Y kare ifadesini ben istersem X y çarpı X artı Y diye yazabiliyordum. Doğru mu? Neydi bu? 2 kare farkı özdeşlikte. Şimdi buradaki ben x kare eksi y kare şöyle yazabilirim. Mesela x üzeri 4 eksi y üzeri 4. Bu şekilde de sorabilirim değil mi? Ne dersiniz bu sefer de? x üzeri 4. x üzeri 4 neyin karesi? x karenin karesi. O zaman ben bunu x kare eksi y kare x kare artı y kare şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Mesela bir tane daha. x üzeri 10 eksi y üzeri 10 x üzeri 10 ne? x üzeri 5'in karesi de hatırlayınız x üzeri 5'in karesi ne demekti? Üstünün üstü olunca üstler birbiriyle çarpılıyordu. x üzeri 10 olurdu. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. x üzeri 5 eksi y üzeri 5. x üzeri 5 artı y üzeri 5 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Özdeşlik bize bunu sağlatıyor. O zaman ben şuradaki a üzeri 4 eksi b üzeri 4 yerine a kare eksi b kare çarpı a kare artı b kare yazabilirim. Doğru mu? Eksi 5 a kare eksi 3 b kare artı 2. Şimdi a yerine ne yazacağım? Kosinüs x. B yerine ne yazacağım? Sinüs x. E o zaman şu vatandaş çok güzel bir şey olmaz mı? Kos kare x artı sin kare x olur. Neydi arkadaşlar bu kutlu özellik? Kos kare x artı sin kare x eşittir 1'di değil mi? Trigonometrinin temeliydi. Ha o zaman a kare artı b kare yani kos kare eksi artı sin kare eksi yani hop geldim bir yazdım. E şimdi 1 ile a kare eksi b kareyi çarparsam yine a kare eksi b kare olur mu? Devam edelim. Eksi 5 a kare eksi 3 b kare artı 2. Ha bakın şunları toplayabilirim. A kare eksi 5 a kare eksi 4 a kare olur mu? E, eksi b kare eksi 3 b kare eksi 4 b kare olur mu? artı 2. E burayı da eksi 4 parantezin alırsak yine o güzellik geldi mi? Bakın a kare artı b kare diye. E biraz önce a kare artı b karenin 1 olduğunu öğrenmiştik. Ha eksi 4 çarpı 1 eksi 4. 2 ekle eksi 2. Bakın hiç a yerine kos b yerine sin yazmadan sırf a'ları b'leri kullanarak sonuca ulaştık. Hemen gidip de yerine yazmayın. Önce birazcık kurcalayın. Baktınız olmuyor. O zaman a yerine kos b yerine sin diye ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Evet ne dedik? Cevabımız eksi 2 yani A şıkkı. Alfa 0 ile 90 aralığında olmak üzere kosekant alfa eksi karekök içerisinde bir eksi kosinüs alfa bir artı kosinüs alfa ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şu kosekant alfada bir numara yok onu ben bir bölü sinüs alfa yazarım öylece kalır. Fakat şu köklü ifade birazcık yorar bizim. ne yapalım önce bir hatır yapalım. Şunu hatırlıyor musunuz? kök içerisinde a pardon kök içerisinde a bölü b'yi ben istersem şöyle ayrı ayrı kök a bölü kök b şeklinde yazabiliyordum. Ya buna da aynısını yapacağım. Eksi kök içerisinde 1 eksi kosinüs alfa bölü kök içerisinde 1 artı kosinüs alfa diye ne yapacağım? Ayrı ayrı yazacağım. Sonra bu ifadenin hem payını hem paydasını 1 eksi kosinüs alfa ile çarpacağım. Tabii kare kök içerisinde. Şimdi bunu niye yaptığımı Biraz sonra anlayacaksınız. Şimdi şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Kök A ile kök B'nin çarpımı ne oluyordu? Kök içerisinde A, B. Yani iki köklü ifade derece aynıysa içleri çarpabiliyordu. O zaman ben bunları çarpabilirim. Bir bölü sinüs alfa yine dokunmuyorum. Şimdi dikkat. Kök içerisinde dereceler aynı mı? Aynı. O zaman 1 eksi kos alfa ile 1 eksi kos alfayı çarpabilirim. O da ne yapar? Kök içerisinde bir eksi kosinüs alfanın karesi. Süper. Şimdi paydaya bakalım. Dereceler aynı. Karekök. O zaman ben bunları çarpabilirim. Şunu hatırlıyor musunuz? A eksi B ile A artı B'yi çarptığınızda A kare eksi B kare oluyordu değil mi? İki kare farkı. Ha o zaman 1 artı kos alfa ile 1 eksi kos alfa'yı çarparsam ne olur? 1'in karesi 1 eksi kosinüsün karesi kos kare alfa gelecekti. Şimdi bakın buradaki güzellik çıkıyor. Sabredin. Burada zaten bir bölü sinüs alfa yatıyor. Ona hiçbir şey yapamıyoruz. Kare kare kök gitti. 1 eksi kosinüs alfa bölü. Dikkat. 1 eksi kos alfa. Şu neydi arkadaşlar? Hani trigonometride bunu bilmeyeni dövüyorlardı. Sin kare alfa artı kos kare alfa 1'e eşitti. Doğru mu? Doğru mu? O zaman bunu gelir bu tarafa atarsak. Sin kare alfa 1 eksi kos kare alfa eşit olmaz mı? Ha, bunun yerine ben o zaman gelip sin kare alfa yazabilir miyim? E ben bunun yerine sin kare alfa yazarsam kare kare kök birbirini götürür dışarıya nasıl çıkar sinüs Alfa diye e bakın ne oldu Paydalar aynı oldu ha bu uğraşmamızın sebebi şu kök içerisinde bir eksi kos alfa ile çarpmamızın sebebi bu güzelliği yakalamaktı şu eşlenik hep aklınızda olsun ortalarda bir yerde mesela bir artı sinüs alfayı görürseniz hemen aklınıza bunu bir eksi sinüs alfa ile çarpmak gelsin niye çarpınca Çünkü bir eksi sin kare alfa olur. Bundan dolayı. E o da 1 eksi sin kare alfa da ne olur? Bunu bu tarafa atarsak kos kare alfa olur. Doğru mu? Böyle güzel bir şey elde edersiniz. Esasında kare kare kök gidince dışarı mutlak değerle çıkmalıydı ama alfa birinci bölgede olduğu için zaten pozitif hiç mutlak değer işine girişmedik. Artık paydalar eşit. Payları birbirinden çıkartabilirim. Paydamız sinüs alfa. Şimdi payları birbirinden çıkartalım. 1 bir, eksi dağıtıyorum dikkat. Eksi 1 artı kosinüs alfa. Eksi 1 artı 1 gitti mi? Kos bölüsü kotanjant alfa. Yani aradığımız cevap E şıkkı gelecekti. Bakın güzel bir soruymuş. Birden fazla özdeşliği kullandık. Hatta birazcık çarpanlar ayırma köklü sayıda kullandık. O açıdan güzel bir soru. Eğer çözemediyseniz şu an videoyu izliyorsanız mutlaka videoyu durdurup kendiniz çözün. Yani gidip de benim sesimi duyarak siz de kağıda aktarmayın. Hiçbir faydası olmaz. Önce bir dinleyin sonuna kadar. Şu an dinlemişsinizdir büyük ihtimalle bu dediğimi duyduğuma göre, duyduğunuza göre videoyu durdurun. Sonra kendiniz yazmaya çalışın. Eğer e, hocam yazmıştım buraya kadar diyorsanız silin. Tekrar baştan yazın. Videoyu durdurarak iyi kavrayın. Nerede ne yapmışız? Eşleniği nasıl kullanmışız? Köklü sayıların hangi özelliklerini yapmışız? Bunları iyi kavrayarak çözün. Çünkü buna benzer sorular sık sık karşınıza çıkacak. Sadeleştirme soruları. Hepsinde zorlanırsınız eğer burayı iyi kavrayamazsınız. Evet cevabımız E şıkkı. Alfa bir dik üçgenin dar açılarından birinin ölçüsüdür. Ne gerçek sayısı için tanjant alfa ne olduğuna göre sekant alfa ifadesinin n türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Esasında kolay bir soru. Ama harfli ifadeyle sorunca böyle insanın kafası karışıyor gibi. Mesela şu tanjant alfa eşittir 3 bölü 4 deseydin herkes çözerdi. Ama ne deyince böyle kafalar karışabiliyor. Esas böyle bir şey olmadığını şimdi soru çözerken çok rahat anlayacaksınız. Şimdi alfa bir dik üçgenin dar açılarından birinin ölçüsüymüş. O zaman ortada bir dik üçgen var. İşte burası. E Burada alfa olsun. Alfa da bunun ölçülerinden birisi ise madem. Tanjant alfa neymiş? Neymiş? Neydi Ne? Karşı bölü komşu. Çünkü tanjant neydi? Karşı bölü komşu. O zaman alfanın karşısına ne dersem komşusu ne olur arkadaşlar? 1 değil mi? Ha bakın tanjant alfa karşı ne? Komşu 1. E, N bölü 1'den ne geldi? Ne geldi doğru mu? O zaman artık dik üçgenin kenarları 1'e neymiş? Peki hipotenüsü ne olur? E, Pisagor'dan bulurum ben sağ olsun. Ne diyordu Pisagor amca? Dik kenarların kareleri toplamının kare kökü size hipotenüs verir. O zaman birin karesi bir artı n'nin karesi ne kare? Toplamının kare kökü işte bana hipotenüs. Kare kök almayı unutmayın arkadaşlar. E şimdi benden ne istiyor? Sekant alfa. Neydi sekant alfa denilen şey? 1 bölü kosinüs alfa değil miydi? Ha 1 bölü kosinüs alfa yazacağım. Soru bitecek. Hadi yazalım. 1 bölü kosinüs alfa. Kosinüs alfa neydi? Komşu bölü hipotenüs. E komşumuz ne? 1 bölü hipotenüsümüz ne? Karekök içerisinde 1 artı ne kare. E 1 bölü 1 bölü karekök içerisinde ne kare. Ters yeri çarparsak karekök içerisinde 1 artı ne kare. Ha, demek ki arkadaşlar 1 bölü kosinüs alfa yani sekant alfa kök içerisinde 1 artı ne kare eşitmiş. Ya da kök içerisinde ne kare artı 1 eşitmiş. Aradığımız cevap e şıkkı. A, B ve C birer reel sayı olmak üzere sin teta artı A kosinüs teta B'ye eşit. A çarpı sin teta eksi kosinüs teta c'ye eşit. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bunu unutmayın. Çünkü karşınıza sık sık çıkacak. Sinüslü kosinüslü bir denklem çözüp eğer sinüsten kosinüsten kurtulmak istiyorsanız hep aklınıza şu gelsin. Sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamının bir olduğu aklınıza gelsin. Bakın sin kare var, kos kare var. Topluyorsunuz bir oluyor. Ne oluyor? Sin kare kos kareden kurtuluyorsunuz. Geriye sadece 1 kalır. Onun için böyle sinüsten kosinüsten kurtulmak istiyorsanız hep aklınıza bu gelsin. Bakın şıklara hiç sinüs kosinüs var mı? Yok. Demek ki oradan kurtulmam lazım. Nasıl kurtulacağım? Sin kare kos kare elde ederek. E nasıl elde edeceğim? Eşitliğin her iki tarafının karesini alalım. O zaman birinciden başlıyorum. Her iki tarafın ne yapacağım? Karesini alacağım. Alalım. Birincinin karesi sin teta'nın karesini olur. Sin kare teta olur mu? Artı ikincinin karesi. Dikkat edin A var. A kare çarpı kos kare teta. Artı. Şimdi ne yapacağım? İki katı birinci ile ikincinin çarpımı diyeceğim. İşte bu neymiş? B kare eşitmiş. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle direkt yazdım bu dozlama. X artı y'nin karesi neydi? Birincinin karesi. ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı doğru mu? Onu uyguladım. Şimdi aşağıdaki vatandaşa aynı şeyi yapalım. Her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi a kare sin kare teta. Artı ikincinin karesi kos kare teta. Dikkat. Eksi iki katı. Birinci a sin teta çarpı ikinci kos teta. O da eşittir. Ne olacak? C kare. Ha, şu aradaki şart eksi olunca burada ne oluyordu arkadaşlar? Eksi olur, değil mi? Şimdi bakın taraf tarafa toplasak ne kadar güzel oluyor. Bir kere şu 2 çarpı sin teta çarpı a çarpı cos teta 2 çarpı a çarpı sin teta çarpı cos teta artı eksi zıt işaretli olduğu için taraf tarafa toplanınca birbirini götürecek. Sağ taraf ne olacak? b kare artı c kare olacak. Şimdi sol tarafa bakın. Hazine burada yatıyor. sin kare teta artı cos kare teta. Kaç etti orası? 1 etti değil mi? Artı Dikkat edin. A kare kos kare teta a kare sin kare teta. Toplarsam şöyle bir görüntüyle karşılaşır mıyım? A kare kos kare teta a kare sin kare teta. E bunu da gelir a kare parantezin alırsam. Koskare kare teta artı sin kare teta olur mu? Ha, kos kare teta sin kare teta. Kaça eşitti? Bire değil mi? E, a kare çarpı birden. Hop, orası da ne geldi? A Ha, şu iki vatandaşı toplayınca da, o da ne geldi? A kare mi geldi? Ne kadar güzel yazdım. O zaman demek ki sol taraf 1 artı a kare oldu. Sağ tarafta b kare artı c kare oldu. Var mı ortalıkta sin teta kos Yok değil mi? Kayboldular. Bunu unutmayın ha. Bu çok önemli. Evet şimdi artık şıklarda bunu arayacağım. Ee, bakıyoruz şu a herhalde diğer tarafa atmamıza gerek, atmamız gerekiyor. 1 kaldı bu tarafta. Burası ne oldu? b kare artı c kare eksi a kare. Var mı şıklarda? Evet şimdi var değil mi? Demek ki aradığımız cevap C şıkkı olacaktır. X sıfırla 90 aralığında olmak üzere cos kare x eksi kosinüsün 4. kuvveti x 1 bölü 5 eşitliği veriliyor. Buna göre sinüs ve kosinüsün dördüncü kuvvetlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi şu cos kare x eksi kosinüsün dördüncü kuvveti x. Onu ne yapabiliriz? Bakın cos kare x'ler ortak değil mi? Cos kare x parantezini alsak şöyle bir güzellik gelir Bakın cos kare x parantezini alıyorum. Cos kare eksi cos kare eksi parantezin alırsak 1 eksi buraya dikkat. Kosinüsün dördüncü kuvvetini cos kare parantezin alırsam geriye ne kalır? Yine cos kare eksi kalır doğru mu? Çarpın cos kare çarpı cos kare kosinüsün dördüncü kuvveti Eşittir 1 bölü 5. Şunu hatırlıyoruz değil mi? Sin kare x artı cos kare x eşittir kaçtı? 1. Dolayısıyla bunu bu tarafa atarsam sin kare x gördüğümüz yere 1 eksi cos kare x yazabiliriz. Ya da tam tersi. 1 eksi cos kare x gördüğümüz yere sin kare x yazabiliriz. O zaman burası artık sin kare x. Burası da ne oldu? cos kare x eşittir. 1 bölü 5. Ha, artık ben biliyorum ki sin kare ile cos karenin çarpımı 1 bölü 5'e eşitmiş. Ama bana Dördüncü kuvvetlerin toplamını istiyor. Şunu hatırlıyor musunuz? 9. sınıfta 10. sınıfta bu tip sorular hep karşınıza çıkıyordu. Matematik öğretmeni size şöyle bir şey diyordu. Eğer bir soruda A artı B'yi verip sizden A kare artı B kareyi istiyorsa her tarafın karesini alın diyordu değil mi? Bu özelliği kullanılıyordu. Şimdi ben de öyle yapacağım. Bana dördüncü kuvvetlerin toplamını istiyor? E dördüncü kuvvet nereden gelir? İkinci kuvvetin karesinden gelir. O zaman ben şöyle yazayım. Hani şu meşhur bir özellik var ya sin kare x artı kos kare x eşittir 1. Bunu yazıp her tarafın karesini alayım. Bakın ne olacak şimdi. Her tarafın karesini alıyorum. Ne olacak? Birincinin karesi. Sin kare x'in karesi sinüsün dördüncü kuvveti. Artı. İkincinin karesi. Kos karenin karesi kosinüsün dördüncü kuvveti. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ha, bakın ne oldu? Bizim istediğimiz şey karşımıza çıktı. Değil mi? Eşittir. 1'in karesi 1. Ama şurası sıkıntı. Bura fazlalık geldi. E, orayı biraz önce bulmuştuk. 1 bölü 5 değil mi? Ha, demek ki sinüsün 4. kuvveti artı kosünüsün 4. kuvveti artı 2 çarpı. Bunun yerine ne yazdık? 1 bölü 5 mi? Kaç geldi? 2 bölü 5. At bu yavruyu bu tarafa. O zaman sinüsün 4. kuvveti artı kosünüsün 4. kuvveti x. 1 eksi 2 bölü 5'ten 3 bölü 5. Yani aradığımız cevap D şıkkı. Bir öğrenci yaptığı işlemlerde herhangi A ve B değerleri için sinüs A artı sinüs B'nin sinüs A artı B'ye eşit olduğunu farz ediyor. Öyle bir eşitlik kullanıyormuş. Bunu gören Mustafa öğretmen öğrencisinin hatasını fark etmesi için aşağıdaki A ve B değerlerinden hangilerini kullanması uygundur diyor. Çünkü arkadaşlar trigonometride böyle bir eşitlik Yok yani sinüs A artı B'yi gidip de hocam sinüsü içeriye dağıttım. Sinüs A artı sinüs B şeklinde yazamazsınız. Her zaman işe yaramaz. Şu sinüs A artı B'nin bir formülü var açılımı var 12. sınıfta göreceksiniz. Bu sene bilmenize gerek yok. Sadece şunu bilin sinüs A artı B'yi gidip de sinüs A artı sinüs B diye yazamazsınız. Ha Bazen sağlar tabii ki uygun değerler verirseniz ama bizim için her zaman sağlaması önemli. Her zaman sağlamaz. İşte bunu fark eden Mustafa Öğretmen de öğrencisinin hata yaptığını aşağıdaki değerlerden hangisini denemesini istetirse öğrencisinden öğrencisi yaptığının hatalı olduğunu fark eder. Mesela A şıkkını deneyelim. Diyor ki A yerine pi, B yerine pi yaz. Bakalım farklı bulacağız mı? Ne olacak o zaman? Sinüs pi artı sinüs pi eşittir sinüs Pi artı pi. Bakalım böyle bir şey verse. A yerine pi, B yerine pi yaz dese öğrencisine Mustafa öğretmen. Acaba haklı çıkar mı? çıkmaz sanki değil mi? Sinüs pi kaça eşit? Sinüs 180 0 değil mi? Sinüs 180 0. Sinüs 360 o da 0. E 0 artı 0 0. Öğrencisi demez mi Mustafa öğretmeni? E hocam bakın işte eşit çıktım der değil mi? Dolayısıyla Mustafa öğretmen bu değerleri vermemeli. Peki pi bölü 6'yı 11 pi bölü 6'yı verse olur mu? Bakalım. Birazcık şıkları deneme sorusu değil mi bu? Evet artı a yerine pi bölü 6. B yerine 11 pi bölü 6 yazalım eşittir. Sinüs pi bölü 6 artı 11 pi bölü 6. Bakalım işe yarayacak mı arkadaşlar? Sinüs pi bölü 6. Neydi arkadaşlar pi bölü 6? 180 bölü 6'dan 30 değil mi? Ha, sinüs 30 kaçtı? 1 bölü 2. Peki sinüs 11 pi bölü 6. O da ne yapar? 330. Ha, 330 da ne demek arkadaşlar? 360 eksi 30 diye yazarsak yine sinüs 30 demek ama 4. bölge olduğu için eksi sinüs 30 yani eksi 1 bölü 2. Eşittir. Burası ne oldu? 12 pi bölü 6'dan yine 2 pi mi geldi? E sinüs 2 pi de arkadaşlar sinüs 360 sıfır değil mi? E bunlar da birbirini götürdü sıfır. demek ki Mustafa öğretmen gidip de bu değerleri verirse gene öğrencisi ne yapamaz? İkna edemez. Pekala. C'de de sanki aynı muhabbet çıkacak gibi değil mi? Neden? Dikkat edin pi ile 17 pi toplarsanız 18 pi ediyor. E, payda da 18 var onlar gider geriye ne kalır pi. Yani birbirini 180'e tamamlıyor. E, birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüs değerleri yine eşit gelecektir. Dolayısıyla gene öğrencisini ne yapamaz? İkna edemez. Ama öğrencisine derse ki Mustafa öğretmen. Hadi bakayım A yerine 45 B yerine 45 yaz. O zaman artık öğrensik ne olur değil mi? Çünkü sinüs pi bölü 4 artı sinüs pi bölü 4 eşittir sinüs pi bölü 4 artı pi bölü 4. Sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2 değil mi? Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Pi bölü 4 neydi? 180 bölü 4'ten 45 değil mi? Sinüs 45 artı 45 90. Ha sinüs 90'da ne yapar? 1 eder. Ha, kök 2 bölü 2 ile kök 2 bölü 2 toplarsanız kök 2 eder değil mi? Kök 2 1'e eşit mi? Değil değil mi? Ha, dolayısıyla bu eşitlik her zaman doğru değilmiş. A ve B'yi gidip 45 derece alırsanız. Dolayısıyla Mustafa öğretmen öğrencisine bunları denettirirse, kontrol ettirirse öğrencisi artık bu eşitliğin yanlış olduğunu fark eder. Bir daha kullanmaz, tövbe eder. O zaman aradığımız cevap D şıkkı sinüs x artı kosinüs x 1 bölü 3 eşitliği verilmiş. Buna göre değerlerinden hangileri bir rasyonel sayıya eşittir diye soruyor bize. Neydi arkadaşlar rasyonel sayı a ve b tam sayı olmak üzere a bölü b şeklinde yazılabilen sayılara biz ne diyorduk? Rasyonel sayı diyorduk. Mesela 3 bölü 2. Mesela 5 bölü 1 yani 5. Mesela 0, mesela eksi 2, mesela eksi 7 bölü 3 doğru mu? Peki rasyonel olmayan sayı neydi? Onları da irrasyonel sayı diyorduk. Mesela kök 5 değil mi? Kök dışına çıkamadığı için a bölü b şeklinde yazamıyorduk. Mesela pi sayısı. Bunlar neydi arkadaşlar? Rasyonel olmayan sayılar yani irrasyonel sayıydı. O zaman bizim bulacağımız sonuçlar ne olmak zorunda arkadaşlar? a bölü b şeklinde yazılabilen bir sayı olmak zorunda. Yani köklü olmayacak. Kabaca söylemek gerekirsin. Şimdi sin küp x artı cos küp x, tan x artı cot x ve sinüs x eksi kosinüs x bu ifadeleri istiyor benden. Ne yapalım önce şu sinüs x eksi kosinüs x'ten başlayalım. Tersten başlayalım. Çünkü toplam belliyken farkını bulması kolay. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Sinüs x artı kosinüs x eşittir 1 bölü 3 demiş. Doğru mu? Her tarafın karesini alıyorduk. Böylece ne yapıyordum arkadaşlar? Sinüs x çarpı kosinüs x'i buluyordum. Oradan da zaten bu vatandaşa geçebiliyorduk. Hadi yapalım. Birincinin karesi sin kare x artı ikincinin karesi kos kare x artı 2 katı birinci çarpı ikinci eşittir 1 bölü 3'ü karesi 1 bölü 9 değil mi? Burası kaça eşit işte arkadaşlar? 1'e. Atarsak diğer tarafa demek ki 2 tane sinüs x kosinüs x 1 bölü 9 eksi 1'den eksi 8 bölü 9. Demek ki bu ifadenin eşiti artık. Eksi 8 bölü 9. Şimdi benden ne istiyor? Sinüs x eksi kosinüs x. Buna a diyelim. Yine her tarafın ne yapıyorum arkadaşlar? Karesini alıyorum. Hemen hızlıca alalım. Birincinin karesi artı ikincinin karesi. Dikkat. Eksi iki katı birinciyle ile ikincinin çarpımının. O da eşittir a kare. E şurası bir değil mi? Şimdi buraya çok dikkat. Bu ifadenin işte eksi 8 bölü 9'du. Bir eksi de arada var. Artı 8 bölü 9 eşittir a kare geldi mi? Ha ne oldu şimdi? 17 bölü 9 eşittir a kare geldi mi? Ha buradan a yani A diye biz kime demiştik? Sinüs x eksi kosinus x'e mi demiştik? İşte sinüs x eksi kosinüs x ne geldi? Kök 17 bölü 3 geldi. Ha, dolayısıyla bakın bu ifade ne oldu? Bir rasyonel sayı olmadı. Köklü ifade irrasyonel. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade bir rasyonel sayı eşit değilmiş. Ama buradan şöyle bir şey elde ettik değil mi? Bunu sanki kullanacağız gibi. Şimdi bakın tan x artı kot x. Tan x artı kot x hemen şöyle yazalım Tan x'e nesin bölü kos. Kot x e de cos bölü sin yazalım Hemen payda eşitleyelim. Bunu sinüs x ile bunu cos x ile. Ne geliyor payda eşitlersem? Sin kare x artı kos kare x bölü sinüs x cos x geliyor mu? E, yukarısı 1. Aşağısı, aşağısı kolay. Her tarafı 2'ye bölersek eksi 4 bölü 9 değil mi? Ha, bakın bu ifade ne geldi? Eksi 9 bölü 4. Bir rasyonel sayı mı? Evet değil mi? Ha, dolayısıyla arkadaşlar İkinci öncülümüz bir rasyonel sayıymış. Şimdi sırada kim var arkadaşlar? Birinci öncül. Sin küp x artı kos küp x. O birazcık ne yapacak? Bizi yoracak değil mi? Ama önce size bir şey hatırlatmam lazım. Şurayı temizleyeyim. Bana yer lazım. Şunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? A küp artı B küp denilen ifade. A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kareye eşitti. Ha, bunu kullanacağım. Şimdi o zaman ben sin küp x artı cos küp x'i şöyle yazabilir miyim? Sin küp x artı cos küp x. A yerine sinüs, B yerine kosinüs x yazıyorum. Ne olacak? Sinüs x artı kosinüs x. Dikkat. Sin kare x eksi sinüs x kosinüs x artı cos kare x. Ha, şimdi bakın artık buradan sonrası düzenleme. Sinüs x artı kosinüs x. o bir rasyonel sayı doğru mu? Bir bölü sıkıntı yok. Peki sin kare x artı kos kare x o da 1'e eşit değil mi? Eksi sin x çarpı kos x. Biraz önce bulmuştuk. Eksi 4 bölü 9 değil mi? Bir eksi de arada var. Artı 4 bölü 9 mu? Ha, bu da bir rasyonel sayı değil mi? E, rasyonel sayı rasyonel sayı ile çarparsanız sonuç gene ne gelecektir? Bir rasyonel sayı gelecektir. Doğru mu? işin içinde köklü ifade olmadığı için sonuç rasyonel sayıdır. Dolayısıyla bu arkadaşın sonucu da bir rasyonel sayıdır. O zaman 1 ile 2 rasyonel sayıymış, 3 maalesef değil. Aradığımız cevap D şıkkı.